أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات عوامون مالı elinde itibarı dilinde zemini çevresinde Kamil'in sermayesi kalbinde ve ruhunda olduğu için görünmüyor. Ondandır ki cahiller görünene müşteri olurlar. Bir de okuyayım mı? İlginçtir ama. Avamın malı elinde, itibari dilinde, diliyle itibar kazanacağını zannediyor konuşarak. Onun için konuşma ihtiyacını duyar. Susma ihtiyacını onun için durmayazlar. Hani konuşmak gümüşse sükut altındır, değil mi? Demiş. Niçin bir insan konuşmak ihtiyacını duyar? Çünkü avam olduğu için. Peki sebebi ne? Onu aktif eden nedir? Konuşarak itibar kazanacağını zannediyor. Bak bir de okuyayım. Avamın malı elinde. Avam malı elinde olur. Görür, herkes gösterir. Serveti bu. Her şey bu. İtibarı dilinde, yani toplumdaki kendisinin ifadelenişi, yani kariyeri diyelim, dilinde, zemini, yani kendisini oluşturan malzeme, çevresindedir. Yani çevre onu besler. Onun için hadisten çıkarttım bunu. Söyle arkadaşını, söyleyeyim kim olduğunu. Başka bir hadiste, kişi arkadaşın dini üzerinedir. Yani zemini, yani kendisini olgunlaştıran çevresidir. Kamil'in sermayesi ise kalbinde ve ruhunda olduğu için görünmüyor. Ondandır ki cahiller görünene müşteri olurlar. Mesela alime özenmezler, servet sahibi olana, arabası olana, yatı katı olana özeniyor. Bunlar psikoloji diye isimlendirdik ama zamanında öyle bir isim koyduk. Aslında tefekkürname bunlar hepsi. Korku hakkında Üstad Hazretleri'ni ne alakası var değil mi? Bak, yok psikolojiyle ama bak oradan çıkar. Korku hakkında Üstad Hazretleri kayık misalinde çare. Yani kayık hatırladınız değil mi? Bizzat kayığa binmek istemiyor. Haliç'ten Eyüp Sultan'a gitmek istiyor, öyle mi? Ondan sonra korkuyorum diyor. Neye korkuyorsun? Belki batar diyor. Senede burada kaç tane kayık var diyor. Hatırladınız mı? Alim bizzat diyor. Alim diyor, evet. Aferin lan. Aferin, böyle katkılı olduğunuz zaman çok hoşuma gidiyor. Beni de şey yapıyor. Alim bir zat diyor. Çok önemli. 415. Çok. He? 415 Mekke Madan. Aferin, çok güzel. Hemen buldum. Çok güzel. 415. Alim bir zat diyor değil mi orada? Kaya Haliç'ten Eyüp Sultan'a gitmekte korkuyor. Kaç tane kayık var orada? 1000 tane. Her senede batıyor mu? Bazı sene batar, bazı sene 1 tane batar diyor. Ona soru soruyor. Yani nasıl bir korkusunu yeniyor, farkında mısınız? Ya ne korkuyorsun, Allah var kardeşim ya. Allah Allah ya. Sen Allah'a tevekkülün yok mu? Demiyor. Ya uçakta ne korkuyorsun kardeşim, düşer de ölürsün veya işte şudur budur. Ustad korkuyu yenmeye bir yöntem kullanıyor orada. Benim yakaladığım. Akli olduğu için aklen çözüyor diyebilir miyiz? Evet, korku aklidir yani. Haf kalbidir. O zaman aklı olan her şey akılla çözülmesi lazım. Yani yöntem o kullanılması gerekiyor. Ya kardeşim sen ne biçim adamsın ya demiyor bak. Alim değil misin ya, bu kadar kitap okudun yani, bu kadar vaaz ediyorsun bilmem ne. Allah kader, her şey ömür değişmez yani, hani bir şeyler deriz yani. Bak o yöntemi kullanıyor, diyor ki mantıksal ve matematiksel alternatifleri karşısına koyuyor. Mantıksal ve matematiksel çözümler için aklı ikna etmeye malzemeler karşısına koyuyor.
aklını bloke eden o korku hissini aklını çalıştırarak, muhakemeyi aktif ederek korku hissini mağlup ediyor usta. Diyor ki, bu Haliç'te kaç tane kayık var? 1000 tane diyor. Her sene kayık batar mı? Batmaz diyor. Bazen 1 tane kayık, kendisi söylüyor. Peki, bazı sene 1 tane. Kabul edelim diyor, 1 tane batsın her senede. 1000 tane bir içinde, bizimkisi 1 tane. Şu anda bu kayın batma ihtimali kaçta kaçtır? 1/1000'dir. Peki, 1/1000 batma ihtimalinden korkan, her an ölüm ihtimalinden korkmaya, yani her an kalp durar, bilmem ne olur. Yani bu insan değil, hayvan bile olamaz diyor. 1/1000 ihtimalle korkulur mu? Uçağı uygulayayım şimdi. O herkes sandalla bilmez ama uçağı herkes biniyor. Uçağı, dünyada biliyor musunuz onu? Kaç tane uçak uçuyormuş senede biliyor musunuz? Ben merak ettim canım. 20 milyon uçak uçuyormuş. Senede. Gün değil. Her sene. 20 milyon. Her sene duyduğunuz kaç uçak kazası olur? Belki bir. Belki. Mesela ben en son 2-3 sene önce Amerika'dan Fransa'ya uçan Air France'ın düşmüş okyanusta. Türk Hava Yolları'nın Hollanda'daki şeyi, onu kasten Türk Hava Yolları'nı lekelemek için Avrupa Birliği'nin ortak istihbarat biriminin yaptığı bir şeydi. İnerken yeri mesafeyi göstermemiş, yere burnunu vurmuş. Düşmemiş o. Düşürülmüş. Yani burnunu vurmuş. Tamam, bir kişi mi ne ölmüştü? 1-2 kişi. Yani o yeri gösteren alet. Oysa uçakta ben mesleğim, Türk Hava Yolları'nda biraz şey yapmıştık, ayrıldık. Her aletten 2 tane var. Her an, mesela diyelim ki motor istop etti, bataryalar var. Yani seni mutlaka en yakın havalimanına götürecek kadar elektrik bataryaları var. Hem de 2 tane. Uçakla yer arasında mesafeyi gösteren alet 2 tane var. İkisini de bozdular yerden. Yani düşen olarak 3 sene önce Air France, Amerika'dan Fransa'ya uçarken okyanusta düşmüş. Sonra kara kutusundan çıkmış, tam Rize plakası kadar hata varmış. Arızası varmış. Yaz olduğu için, sefer çok olduğundan bakım almıyorlarmış. Tam 53 tane uçakta arıza, her pilot imza atmış. Kullanan şu arızadır diyor. İkinciyi kullanmışlar aletin. Hep ikinciyi kullanmış. Birinciler 53 tane alet bozuk, onun yedeğini kullanıyorlar. Uçağın hızını artıran alet bozuk olduğu için anafor olmuş. Oysa rüzgar esiyor, F1 kuvveti. Buna karşı direnen, uçağın gücünü artıran bir kuvvetle çıkacaksın. F2, bunu tak diye geçiyorsun. O sistemi bozukmuş. Ya bir şey olmaz, işte gidip geliyoruz ya, orada böyle bir rüzgar çıkar mı falan diye. Niye? Bu kadar sefer var ya, nasıl geri bıraksın adam diye. Yani şey anlatacağım. Ne yapmış? 3 sene önce 1 tane. Ne yapar? Her senede 20 milyon uçak uçuyor. 3 sene oldu. Ne yapmış? 60 milyonda 1'dir. Bu sene itibariyle. Senin bindiğin uçağın düşme ihtimali 60 milyonda 1'dir. 60 milyonda 1 ihtimalle korkan vallahi insan değil, hayvan değil, camit bile olmaz. Böyle bir şey olamaz ya. Sistemi bilmiyorsun yani. Uçağın sağlaması, düşmesi değil. Tam tersine güvenilir olduğunu gösteriyor. Ben şaşıracaksınız, biraz eğitimi aldığım için söylüyorum. Uçak sallanıyorsa dolgu hava var demektir. O çok güzeldir. Eğer hiç sallanmıyorsa tehlike oradadır. Niye biliyor musun? Hiç sallanmıyorsa, çünkü bir anda hava boşta orada olur. Eğer sallanıyorsa her taraf doludur. Boşluk yok. Doludur yani. Hava doludur. Onun için sallanıyor. Eğer hiç sallanmıyorsa bir anda orada bir yoğunluk farkında meydana gelen, daha çok denizden karaya, karadan denize geçerken iki dağ torusları gibi böyle ayrımlarda oluyor. Yani bir
orada hiç kıpırdamıyor mu? Yani orada bir yoğunluğu çok düşük olacak. Yani sıfıra yakın bir düşük olacak. Onun adı boşluktur. Hava yok değil. Var ama o uçağın emdiği havayı, duran havaya vurma şeyi, güç burada bir hava olacak. Buna vursun. Şişirilen balon gibi. Bırak. Havayı bırakır gider. Yani duran havaya içerideki basınç hava vuruyor, ileri atıyor. Yani şişirdiğimiz yerden atıyor. Aynı uçak bu kanunla uçar. O zaman hiç sallanmıyorsa bir bilseler, tehlike zaten orada. Çünkü tamamen eşit. Eğer yoğunluk tamamen eşit. Eğer bir yerde yoğunluk düşükse, şuradan şuraya kadar, onu da sana söyleyeyim. Pat diye düşebilirsin belki bin, yüzlerce metre. Uçak böyle hızla gittiği için motor bile istop etse süzülme şeyi var uçakta, uçurtma gibi. Ne yapıyor? Şurası yoğunluk, şurası yoğunluk aynı. Şurada bir boşluk. Uçak bir girdi. İmal ettiği havayı vuracak ama hiç kimse yok. Boş. Yoğunluk çok düşük. Bu sefer uçak tak diye düşüyor. Peki düşüyor ama bu hızla gidiyordu. 800 metreyle gidiyordu. Kilometreyle gidiyordu. 800 kilometre. Dolayısıyla uçak burada değildi ki düşsün. Böyle gidiyordu. Düşünce şöyle düşüyor. Sonra havaya denk geliyor. Tom diye tekrar havaya gelince motor zaten çalışıyor hemen. Aktif oluyor. Çok çok. 50 metre, 100 metre aşağı inecek. Ondan sonra zaten uçağın süzülme kanunuyla o koridoru geçiyorsun. Bu arada uçak korkanlara da bu malzemeyi vermek için anlattım. Ben bir bilgiyi vermek değil, çok sorulduğundan şey yapıyorum. Ustad, niye korkuyorsun kardeşim? Korkulur mu? Demiyor. Aklı bloku eden anahtarı çözüyor. Diyor ki, bak burada 1000 tane kayık var. Ha, var, var. Sen söyledin. Her sene batar mı? Batmaz diyor. Bazı sene batar diyor. Peki batsın kabul edelim diyor. Bizim 1000 tane kayık içinde bir tanedir. Batma ihtimali 1000 tanedir. Binde birdir. Binde bir ihtimalle korkulur mu? Yani burada kullanacağınız... Ne diyor sana? Binde bir de bir de şey, sene 363 gündür diyor. Sene bir tane battığı için o yani batma ihtimali 360 bin oluyor. Ha bak bak bak. Evet. Yani bugün batma ihtimali evet. Binde bir olurdu. Seneye vurursak... Haber mühendis bey. Bak mühendis işe yaradı. Eyvallah. 360 binde. Şey, seneye vur, biz güne vurduk. Hı hı. 360 bin oluyor. O zat da yaşlı olduğu için 10 sene yaşayabilirim diyor önce diyor. 10 senede kaç gün var? 360 çarpı 10, 3600 ediyor. Yani ecelin gelmesi normalde onun için 10 senede 3600 de bir ihtimal ediyor. Kayın batması için 360 binde bir ihtimal. 360 bin. Evet, ecelin gelmesi 10 senede 3600'de bir ihtimal oluyor. Abi. Orada vasatı da söylerdi ama korkunun 5'te 1 mi diyordu, 3'te 1 mi diyordu? Evet. Yani korkacağız dedi. Orada bak bakayım, ölüm şey korkunun kaç ihtimalde bir? 3 ihtimalde bir mi diyor, 5 ihtimal mi diyor? Ben okuyayım sen bul onu. Şehir vehmine ilişen ve korkuna... Bul bir şey mühendis bey. İhtimali 360 bin ihtimalde bir. Halk 2, 3, 4 ihtimalden bir olsa, hatta 5, 6 ihtimalden bir olsa... İhtiyatkarane bir hap meşru olabilir. 6 ihtimal. 6 ihtimal. Meşru olabilir diyor 6 ihtimal. Meşru olabilir. Yani dinidir. Onun dışındaki çerçeve dini değildir. Şeytanidir. 20, 30, 40 ihtimalden bir ihtimalle hap etmek efhamdır. Bak 20 ve 30 ihtimalle korkmak efhamdır. 20, 30, 40 ihtimalle, bir ihtimalle korkmak evhamdır. Görüyor musunuz? Şimdi ne alakası var psikoloji? İlmi bir tespit yapıyoruz. Çok acayip. Bir de şey yapayım. Kaç yaşındasın dedi adama? 60 mı dedi? Yani 10 sene daha yaşayabilirim. Ha ne kadar yaşamayı düşünüyorsun bundan sonra diyor. En fazla 10 sene yaşarım diyor. Ben yaşlıyım dedi. O senede kaç gün vardır diyor. 360 gündür diyor. Hatırladım. Toplam ne yapar? 3600 yapar. Peki 3600'de bir tek ihtimaldir. Şimdi ölmen. 3600 ihtimal. Ama her an ölüm ihtimali var. Ondan endişe etmiyorsun. 300 bin
360 bin, 360 bin miydi? Evet, 300 bin, 360 bin ihtimalden bir ihtimalle korkuyorsun sen diyor. Yani acayip bir şey. Mesela uçağa binene dedim ki, dünyada ne kadar havaya semaya uçak çıkar dedim senede. Bilmiyorum dedi. Ondan sonra hostese çağır istersen. Yok dedi, sorduğunuza göre biliyorsun. Biliyorum 20 tane, 20 milyon uçak uçar. Kaç tane uçak düşer? Bazen hiç düşmüyor. Çoğunlukla yani. 20 uçaktan biri düşse hiç kimse binmez abi herhalde. Binmez. Acayip bir şey ya. Araba daha tehlikeli ona bakınca. Tabii. En tehlikeli araba. Her gün kaç tane insan ölüyor trafikte? Dünyada. Binlerce. Bir şehri mezar sana döken. Evet. Binlerce insan ölüyor trafik kazasında. Arabadan korkmuyor. Sebebi toprağı gördüğü için. Oysa benim gibi şoföre teslimsin. Başka bir yer okuyorum. Tahkik, mudakkik ile muhakkik arasındaki fark. Tahkik, muhakkik, mudakkik. Tamam. Tahkik, muhakkik. Meseleleri delil ve burhanlarla ispat edene denir. Tahkik veya muhakkik. Aynı kökten geliyor. Ne yaparmış bu? Muhakkik. Çok sorarsınız bunu, külliyata geçer. Meseleleri delil ve burhanlarla ispat edene deniliyor. Delil ve burhan kullanıyor. Çok ilginçtir. Mudakik nur talebesi diyoruz. Bak, muhakkik nur talebesi, mudakik nur talebesi. Tahkik nur talebesi ile muhakkik aynı. Birisi çoğul, birisi tekin. Yani delil ve burhanı yapana muhakkik, tahkik ehli denilir. Ya mudakik kardeşimiz dediği zaman o şudur. Delilleri diğer delail ve berahin ile ispat eylemeye mudakik tabir olunur. Delilleri ve burhanları, o delil ve burhanların var. Bu delil ve burhanları başka delil ve burhanlarla ispat eden. Ona kuvvet vermek anlamına. He, kuvvet vermek anlamına gelir. Kuvvet vermek için yani. Mesela uygulayalım. Bir geldi birisi, cahil birisi, solcu birisi, ne bileyim gafil birisi. Haşir meselesini sordu. Haşir meselesini. Öldükten sonra dirilmeyi soruyor. Bu bir kardeşimiz onu ders yapıp ikna ederse bu muhakkiktir ve tahkik ehlidir Nurcu. Fakat kendisi kendi başına kalınca oradaki külliyattaki paragrafları, kelimeleri başka yerden delillendiriyor. Bu mudakkiktir. Yani araştırma yapan, kelime toplama yapan, ustallı, datla, li, noktalı, ustallı, ulum ve fununu âli talim ve tedris eden zata ustallı denilir. Dili şey dişe, ne diyorlar? Ağzı dişi miydi arkadaki? Rubay neydi? Rubay dişi. Rubay işte lan, oraya sürene. O sürme nokta, sürmek gibi. Ustavlu. Kimmiş bu? Ulum ve fununu âli talim ve tedris eden zata denilir. Ustav, ustaz, sat, ustaz, sani ve marifi irai ile tefhim eyleyen kimseye denilir. Sanayi, bir de okuyayım. Sani yanlış okudum. Sanayi ve marif. Yani teknoloji, fizik, kimya. Bununla meşgul olana ustaz. 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 Sat. Yani fenlerle, fizik, kimya ile ve marangozdur. Bu ustaz.
Ustavdat olursa suaddat, bu ise ulum ve funun aliyeyi, ali fununları talim ve tedis eden zat. Noktalı olursa. İlim malum arasındaki bir farkı okuyayım. Zihinde mevcut olana ilim ve malum denir. Zihinde mevcut olana, bir eski eserlerden almışım, İlim ve malum denir. Yani külliyat araştırdığım bir şey değil bu. Lakin kuvve-i akliye ile bir şeyin kıyam ve sebatı itibariyle itibar olunur ise, ilim ve kendi nefsinde sabit olduğu itibar edilirse malum denilir. Mesela araştırıyor, içeriye soktu. Bu ilimdir. Ama o ilmi kendisine mal etmiş, hazmetmiş, tefekkür etmiş, delillendirmiş aleminde o zaman malum oluyor o. Maluma dönüşüyor. Yani zatta muttahit ve itibarda muhtelif başkadır. Yani o ilmin kişideki, anlayıştaki, tespitin alemindeki karşılığı bizzat hariçte olan gibi değildir. Yani bu çiçek nasıl kurumaz, ne yapılır? Hakikatta nefsül emirde bir hakikati var, bu ilimdir. Sen bunu öğrendin ve uyguluyorsun, bu senin için malumdur. Zihinde mevcut olana ilim ve malum deniyor. Lakin kuvve-i akile ile bir şeyin kıyam ve subatı itibar olunursa ilim. Bak, bir şeyin zihinde mevcut ilim ve malum deniliyor. Lakin kuvve-i akike ile, akile ile bir şeyin kıyam ve subutu itibar olunursa ilim olur. Ve kendi nefsinde sabit olduğu itibar edilirse malum denir. Yani zatta muttehit ve itibarda muhtelif başkadır. Konuyu değiştiriyorum. Marifet ve ilim beynindeki fark. Bu çok önemli. Marifetle ilim arasındaki fark, marifet. Bu çok önemli. Külliyatta kullanılan bir şey bu. Eşey mevcudenin künhü ve hakikatını olduğu gibi bilmeye ve muktezasıyla amel etmeye hikmet-i ilahiye itlak olunur ve eşyanın künü ve hakikatını ve hasseleriyle faziletlerini olduğu gibi fehm ve idrak eyleme, marifet ve eşyanın asıl ve hakikatını ve onun levazımını bilmeye ilim tabir olunur. Eşey mevcudenin şunun künhü ve hakikatını olduğu gibi bilmeye ve muktezasıyla amel etmeye hikmet-i ilahiye itlak olunur. Hikmet-i ilahiye. Buna hikmet-i ilahiye denilir. Anladınız mı? Bir daha okuyorum. Elimi koydum oraya. Eşya-i mevcudenin, yani bunun künhü, yani hakikatını, esma-i aynedarlığını, hakikatını olduğu gibi bilmeye ve muktezasıyla amel etmeye hikmet-i ilahiye itlak olunur. Yani ona göre davranıyorsun. Bu hikmet ehli. Buradakine de Cenab-ı Hak hakim mutlak hikmetini gösteriyor. O hikmetini bilene de hakim oluyor. Ve eşyanın künü ve hakikatını ve hasseleriyle faziletlerinin olduğu gibi fehme idrak etmeye, yani bunu aldın, delillendiriyorsun, burhanlandırıyorsun, alemin deviriyor, çeviriyorsun, bir hale koyuyorsun, bu marifet denilir. Onun için Allah marifet ehli değildir, Allah ilim sahibidir. Marifet ilimle elde edilen menfaattır veya sendeki karşılıktır. Allah sonradan bir şey bilmez. Allah ilim ehlidir, ezeli ve ebedi sahibidir. Allah sonradan bir şey bilmediği için Allah'ta marifet yoktur. Marifet insanda vardır. Hani diyoruz ya, marifetin ne? Oo, bayağı marifetini de yükseltmişsin ha. Marifetini arttırmış. Oo, yüksek marifetli bir adam. Ha? Sonradan kazanılana marifet denilir. Allah'ta bu olmadığı için şey diyor ya, 20. mektupta kullanın bak.
20. mektubun başında ne diyor? Marifetullah'tır, muhabbetullah'tır, lezzet-i ruhanidir diyor. Değil mi? İman-ı billah'tır diyor. Hatırladınız orada? He? Ne diyordu? Katiyen bil ki. Katiyen bil ki, yaratılışın ve fıtratın en yüksek gayesi. İman-ı billah. İman-ı billah. Ondan sonra? Marifetullah. Marifetullah. Sonra? Muhabbetullah. Sonra? Lezzet-i ruhani. İşte insanın kazanımından sırasında bahsediyor. Niye oraya şey yaptım? Yani kullanıldığını göstermek için söylüyorum. Marifetullah çok kullanacaksınız. Marifetullah beşer canibinden Allah'a bakıştır. İlim ise Allah'ın canibinden insanlara bakış yönüdür. Allah marifet sahibi değildir haşa. Sonradan kazandığı bir şey yok. Bizde var. Allah ilim sahibidir. Anladık mı bunu? İlimle marifet, marifet arasındaki fark. Çok uğraşmıştım arasında ne fark var diye. Bunlar hep merak ettiğim şeyler. Aslında bir sakıncası olur mu mesela, diyelim ki Allah ne güzel marifet sahibi desek? Yani marifet sahibi desen artık bunu bildikten sonra demezsin. Yani cehalet bir derece özürdür. Yani Allah bunu nasıl becerdi? Yani tefekkür için denilebilir. Hani tahayyülü küfür olmadığı için. Ya ne marifet sahibi Cenab-ı Hak? İnsanları düşündürmek için. Ama Cevşin'de geçiyor ya. Sübhaneke ya marifetke ya malum. Yani ben orada tanıyamadım seni hakkıyla diyor. Sen böylesin diye demiyor ki. Senin marifetini diyor hakkıyla bilemedim. Tabii yani marifetim yani kazanımlarım. Kendisini kastediyor orada. Yani insan Allah'a hitap ediyor. Yani derler de işte böyle, yani ne marifet sahibisin. Kazanılana denilir marifet. Ne marifeti var yani? Eli marifetli ha deriz. Cimri malın kendisinden çıktığını, kendisinin kazandığına ve kendisine ait olduğunu zannetmesinden kaynaklanıyor cimrilik. Allah'ın verdiğine imanım. Yani biraz tehlikeli olur diye korkuyorum. Yani itikatla iman arasında uygulamayayım çünkü çok tehlikeli bir sahaya vurur. Cimri, niçin cimridir? Niçin Allah'ın verdiği yere vermiyor? Niçin zekatını, öşürünü, sadakasını vermiyor? Niye vermiyor? Niye sadaka vermiyor? Niye zekat vermiyor? Hadi sadaka vazgeçtik, farz değil. Oysa Allah Resulü hastalıklarınızı sadakayla tedavi ediniz. Şimdi zekatı ve öşür farzdır. Niye vermiyor? Çünkü malın kendisinden çıktığını, kendisinin kazandığına ve kendisine ait olduğuna hissi bir zana sahip olduğundandır. Sorsan, tabii canım, tabii Allah verdi, tabii canım ya. Öyle iddia ediyor. Ona itikadı yok. İtikadı var, imanı yok. Ağır oldu ona hakikaten iman etseydi, imanı iddia ediyor, etseydi zekatı verirdi. Zekatı iddia ediyor, itikad ediyor, itikad aklıdır. Peki niye böyle iman dedin? Çünkü kalpte olan mutlaka fiilde gözükür, unutmayın. Çünkü dima, kalp, fiil. Bunun için unutmayacaksınız, ders yapan insansınız. Size bir soru sorulduğu zaman sorusuna bakın. Dimağla alakalı mı, kalple alakalı mı o fiil? Ya mesela diyor, ya hocadır, ya cami hocasıdır, ya bunu nasıl yapar, nasıl der, namaz kılmaz, imam hatip bitirmiş falan. Hemen dersin bak, hemen bunu kullanacaksın. Dimağda var bilgisi, bu bilgi kalpte hissi yoktur, onun için fiili yoktur. Fiile sevk eden, fiili aktif eden kalpteki histir. Hutbe-i Şami 77'de söylüyor bunu. İnsanın amelini ortaya çıkaran histir. Bilgi değildir. Eğer bilgi fiilin arkasında olsaydı, alimler hata yapmazdı. Her bilgi eylem olsa, Allah bildiğimizden sevap yazmıyor.
bildiğimizden elde edilen menfaata sevap yazıyor. Kur'an ezberlemişsin, ama hiç okumamışsın. Marifete değil mi? Evet. Yani kitap yüklü merkebe de benzetiyor. Cimri ozanlar haksız temellük ediyor diyebilir miyim? Aynen öyle. Aynen öyle. Haksız temellük, cimrilik. Yemekle, giymekle halet rüyayı değiştiremezsin. Ancak ilim libasını giymekle değiştirebilirsin. Yani yemekle sen psikolojini düzeltemezsin. Elbise giyerek psikolojini düzeltemezsiniz. Mutlu olamazsınız. Ama mutluluğun sebeplerinden olur. Güzel yemek, yani güzel beslenmek mutluluğun bir sebebidir. Ama mutluluğun kendisi değildir. Çünkü bütün varı yoğu her şeyi var olanların intihar ettiğini yerler gösteriyorum size kimler intihar etmiş. Fiat fabrikasının sahibinin oğlu Henry Ford'un oğlu ve torunu ikisi. İşte Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın oğlu yakında gitti. Bunlar hep intihar etmiş. Renault sahibinin, Renault Fransa, Renault adamın adı. Soy ismi ne olacak? O intihar etti. Honda sahibinin, Honda fabrikasının sahibi intihar etmiş. İnsan nasıl mutlu olur? Mutluluğun sırları diye Rusya'da 3 cilt kitap yazan karı koca, sosyologlar, psikolog, psikiyatrist, bu ikisi, karı koca ikisi intihar etti. 3 cilt kitabı var. İnsan nasıl mutlu olur dedi ama kendisi olamadı. O kitabı kenara daha bir amele bakıp internet ederek mutlu olmaya çalışır. Çünkü diyeceksin ki nasıl oluyor? Çünkü içerisinde, bilgisinin içerisinde iman yok. İman olmayınca mümkün değil. Peki diğerlerin imanı yok. Niçin intihar etmiyor? Çünkü oyalıyor kafasını. Başka? Sana yol gösterenden halini gizleme. Birisine gittin. Bir şey öğrenmek istiyorsun. Doktora gittin gizliyorsun. Rahatsızlıklarını. Sana yol gösterenin halini gizleme. Aksi takdirde kendini aldatırsın. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, o söylüyor. Bu söz onun. Başka? Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh diyor ki, başka bir sözüm. Şöhretten kaç ki, şeref seni takip etsin. Ölüme karşı hazırlıklı ol ki, sana hayat versin. Vay be. Başka, esbaba tesiri hakiki verenler, esbaba bağlı düşünür ve görür ve konuşur. Tabiat risalesine çıkarttım. Esbaba tesiri hakiki verenler, esbaba bağlı bir kafası var. Ona bağlı kafası olduğu için öyle düşünür, öyle görür, öyle konuşur. Öyle konuşuyorsa, yani mesela bir insan düşünün, esbaba tesir verici konuşma yapıyor veya gösteriyor, böyle şey yapıyor. Adınız gibi inanın, bu esbaba tesir hakiki veren tiptir. Başka, dünyanın mahiyetini keşfedenler, hilkat-ı insanın muammasını fark eden, fani dünyanın fani ve oynak meselelerine ruhlarını bağlamazlar. Bir de okuyayım, çok harika bir yer. İnan harika hakikaten. Bir daha okuyorum. Hazır mıyız? Dünyanın mahiyetini keşfedenler. Dünyanın mahiyetini keşfedenler. Hilkat-ı insanın muammasını fark edenler. Fani dünyanın fani ve oynak meselelerine ruhlarını bağlamazlar. Dünya ikide bir oynuyor. Tak tak tak. Hastalıktır, depremdir, bilmem nedir, ihtiyarlıktır, gençliktir, ölümdür. Bunlar devamlı oynat bir şeydir. Ve bizimle alakası olmayan bir şeydir. Bizimle alakası olmayan bir şey kafayı yormak ahmaklıktır. Deprem ne olacak? Bana ne ya? Ölüm nasıl gelecek? Ne zaman gelecek? Benim işim mi? Niye Allah'ın işine karışıyorsun? Bu ahmaklıktır. Kendi haddini bilmemektir.
Haddini bilsene ya. Allah'ın işine ne karışıyorsun sen? Ölüm nasıl gelecek? Ne zaman gelecek? Allah Allah ya. Senin işin mi ya? Senin işini yapsana. Başka. Müslüman olduğu halde Müslüman yaşamayanların mutlu olsalardı. Bu da çok acayip. İçim yana yana yazdım. Bak. Müslüman oldukları halde Müslüman yaşamayanlar eğer mutlu olsalardı İslamsız da mutluluk mümkün zannederdik. Vallahi tam tapu gibi bir cümle. Bunu siteye koyarım. Bir de okuyayım. Müslüman olduğu halde Müslüman yaşamayanların mutlu olsalardı, Müslüman adam, babamızın, amcasının oğlu, şu tanıdığımız Müslüman adam ama Müslümanca yaşamıyor ama çok da mutlu. O zaman İslamiyet'te şüphe ederdik. Peki gavurlar? Onların ruhların özellikleri bir tane var. Ruhun dört özelliği var. Zihayattır, zişuurdur, kanun hem vücudu harici. Zihayattır ve uşkurluk ve midesiyle alakalı çalışan bir ruhsal fonksiyonu kaldı. İçi bomboştur. Yani kargas bineye benzer. Bu Müslüman'dan bahsediyor. Onlar diyor Üstad, 632 sözlerde, 15. şuada, diyor ki, onlar bir derece iptal his nevinden, o elemden, yani küfrün getirmiş olduğu elemden kurtuluyorlar. O günahlar, içki, fuhuş bilmem ne, bir derece unutuyor o ruhsal elemini. Müslüman da diyor, Müslüman da imanının lezzetini niçin alamıyor? Günahlar iptal hissediyor onu da. Yani günahlar kafir küfründen elem alamadığı gibi, almadığı gibi, Müslüman da imanından lezzet alamaz hale getiriyor. Günahlar. Bizim kim olduğumuzu hadiselerle Allah gösteriyor. Sen kimsin? Sen kimsin biliyor musun? Ya ben şuyum buyum. O senin izah ettiğin. Allah tarafından senin ne olduğunu görmek ister misin Mehmet? İstersin tabii. Şimdi... Beş tane hadisi kutsi zikredeyim. Ondan sonra benim bunlardan benim çıkarttığım bir cümle. Beşini bütünleştireceğim. Bir, Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. İki, Allah yani ille vakıf değil ha. Adam işlemi hayattadır. Ben çoluk çocuğumun rızkı ile meşgulüm. Ama bu benim beşeri bir vasfım. Benim zihnim, aklım hizmet etmek. İnsanlara hakikat ulaştırmak. Mesela komutan, ya bir ehli gelse, bir asker veya komutan ya ben bunu anlatacağım. Tamam sen bulsun. Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. İki, hadisi kutsi sayıyorum. Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. Allah bir kulunu severse sevgisini kalbe koyar. Sen ne kadar seviyorsan, Allah ne kadar anıyorsan o da seni o kadar anıyor. Hadis-i kutsu da. Son bomba gibi hadis-i kutsi bomba. Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. Kusurlarını ne kadar görüyorsun? Kendi kusurlarını ne kadar görüyorsun? O kadar Allah seni seviyor. Beşini birleştirici şöyle düşün. Bizim kim olduğumuzu gelişen hadiseler var ya işte kazadır, hastalıktır, parasızlıktır, boşanmadır, psikolojiktir. Sihattır. Yani bu Allah senin kimliğini, kimlik kartı çıkartmış. Cilt no, sayfa no, nokta nokta sen doldur. Adeta sana yaptığı Allah muamele ettiği hadiseler kartı sana eline veriyor. Hadiselere karşı ortaya koyduğun düşünce ve davranışların içini doldurmaktır. Sen bulsun. Hadiselerle Allah bizim kim olduğumuzu bize gösteriyor. Mesela adam kaza geçirdi. Hastalık şey yaptı. Bir anda bir feveran etti. Olur mu ya nereden geldi ya bu hastalık falan. Bağırdı çağırdı birkaç hafta sürdü. Ondan sonra bağıracak hali kalmadı. Enerjisi gitti oturdu diyor ki. Ya artık sabrediyor. Ben sabrediyorum. Sabrediyorum. Lan onu takki mi anlat? Ne sabır? Sabır olayın ilk karşılaştığın zaman ortaya konulan tavırdır. Davranıştır, tepkindir. Odur o. Ondan sonra zaten şey kalmadı ki. Ondan sonra ister istemez. Enerjin olsaydı gene bağıracaksın da bağıracak bir şey kalmadı. O zaman cümleyi dinleyin.
bizim kim olduğumuzu hadiselerle Allah bize gösteriyor. Bununla ilgili abi bir Nisa mıydı Aleyhisselatü Efendimiz'e sabredenler diyordu. Öyle bir kısa anlatmıştınız ama. Unuttum onu. O da yani bir musibet geldiği anda. Evet. Ben sabredenlerdenim. Sabır isteme diyor. Musibeti celbedersin. Sabır ehli diyor. Ancak hadiselerin geldiği zaman seni gösterir. Yani sen misin diyeyim size. Bu manada değil mi? Bu hadis. Başka bir yer okuyorum. Sana ikinci el vücut verilmemiş. Hem her an yenilenen vücut bineğine sahipsin. Farkında mısın? İkinci el vücut var mı? İkinci el karaciğer kullanan var mı? Spottan alan sanayi. He? Her yaratılan orijinaldır. İkinci el değil. Ya sanayisi de yok. Yok. İkinci el hiçbir şey verilmemiş sana. O zaman temiz aldın, malı temiz teslim et sahibine. Emanet bu. Ben sana arabayı teslim ettim kardeşim. İçine sığır koy demedim. Gübreyi taşıyorsun arabayla. Sen ne dersin Allah aşkına orada gübreler dökülmüş. Abi ne yaptın ya? Abi bu ne ya? Ya şey yani, ya bizim tarlaya gübre gitmesi. Abi bu arabayla gübre gitmez ki ya. Ya hiç üzülme ya, ben biraz koyun da vardı da koyunu da koydum koltuk ama biraz çişini yapmış ama kusura bakma falan. Ne dersin? Bilmem neyini de yapmış. E şimdi bu hayatı bize vermiş. Bilmem neyini yaptık böyle içine, bu hayatın içine. Rezil kepaze verdik. Olur mu şimdi? Bu ruh böyle teslim edilir mi? O zaman ne yapacaksın? Oto yıkamaya götüreceksin. Yani tövbe atölyesine götürmen lazım. Tövbeyle temizleyebilirsin, temizle. Hazreti Ömer diyor ki radıyallahu anh, 10 dakika yani ben 10 dakika ben sana söylüyorum kısa. 10 dakika bir günah yapıyorsun, yani kısa bir günah yapıyorsun diyor ve 10 dakikayı ben söylüyorum. Senelerce tövbesiyle meşgul oluyorsun. Tövbe olduğu da belli değil. Değer mi ya? 10 dakika günah için 10 sene azap çekmeye değer mi ya? Ya Rabbi affet onu. Ya Rabbi her namazda affet Allah'ımın. Her şeyde azap önüne dikiliyor o günah ya. 10 dakika için değer mi? Kör olası, lanet olası şu nefis. Yapıyor işte hepimize, çakıyor işte. Bazıları ölümü bayılmak zannediyor. Bazıları ölümü bayılmak zannediyor. Başka. Efali ihtiyariye muhakeme-i aklenin bir neticesidir. Efali ihtiyariye, ihtiyar neydi? Aklidir. Yani dimağa aittir. Efali ihtiyariye. Peki bu nasıl gösterir? Yani nasıl anlaşılır? Bu muhakeme-i aklenin bir neticesidir. Muhakeme-i akliye, aklın içerisinde bir şübedir. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, irtizam, itikat. Yedi ya. Üçüncü mertebe tahayyül, tasavvur, taakkul. Taakkulün içinde muhakeme var. Muhakeme-i akliyenin neticesidir efal ihtiyariye. Yani ihtiyaren gösterdiğimiz şeyler var ya, fiil, davranışlar. Olmaz kardeşim ya. Ya ne yaptın falan bağırıp çağırıyor. Ya veriyorum, vermiyorum. Fiil var ya, yaşantı. Nereden kaynaklanıyor? Muhakeme-i akliyenin neticesidir. Mesela bir karşıdaki bir davranışa veya söze olağanüstü mana yüklemek, yani vasat değil ifrat, insanı öfkeye götürür. Yani bir şeyi haddinden geçirirseniz öfkeniz ortaya çıkar. Mübalağa da böyledir. Başka? Sıkmıyorum değil mi? Sıkılıyor mu? Benim çok zevk aldım. Yani Risale'den çıkan şeyler bunlar. Ama kanun gibi şeyler ya. Şey çok hoşuma gitti. Müslüman olduğu halde, Müslümanca yaşamayanın mutlu olsaydı, biz İslamiyet'te, Müslümanette şöyle var. Ya İslamiyetsiz insan da mutlu olurdu. Çok hoş bir cümle.
Başka? Hevesler insana yanlış düşündürür. Binaenaleyh iyi ve makul hissiyat, salih muhakemeler, merdut hissiyat ise sakim mülahazalar tevlid edeceğinden şüphe yoktur. Eski eserden buldum Asar-ı Vediye'den. Bir daha şey yapayım. Hani cümle aynı böyle değil, oradan çıkarttım. Hevesler, hevesler var ya böyle. Heves, arzular, meyiller, tiryakilik. Mesela kahvede şudur bu. Yani misal için helal olamış ama gayrimeşru hevesler olsun. Hevesler insana yanlış düşünmeye dayatıyor. Yanlış düşündürür. Devam ediyorum. Binaenaleyh iyi ve makul hissiyat, yani iyi ve makul bir hissiyat var. Yani istediğin makul bir şey, doğru. Salim muhakemeler. Yani bu hissiyatlar nereden çıkıyor? Salim, istikametli bir muhakemeden. Merdut hissiyat ise, merdut, yani bu öyle bir hissiyat ki mesela cinselliğe itiyor, onu hayal ettiriyor, tamam mı? Ve ona ait televizyonlara girme, internetlere giriyoruz. Bir mail var. Yani hissiyatı anlatayım size. Hissiyat nedir? İçimizden coşan bir enerjidir. Buna his denilir. Anladık mı? Bir daha söylüyorum. Bak onu, de onu. İçeride bir şey var ya. Bak 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 bak. Aç onu aç. Git git. Böyle duramıyoruz. O adı his, histir. Enerjidir. İşte makul ve iyi hissiyat salim muhakemelerden çıkar. Muhakeme, yani dimağın içindeki, akılın içinde muhakeme var. Salim, doğru, istikametli bir muhakemeden hisler çıkar. Çünkü doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Bak bir de yapıyorum. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. O zaman makul ve iyi hissiyat, doğru düşüncenin, salim bir düşüncenin, salim bir muhakemeden çıkar. Tamam. Sonra peki, tersini söylüyorum. Merdut hissiyat ise, yani şehveti veya işte mesela vur kafasını kuruyor. Ver ağzını payını, bak 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 bak. Bak şov yapıyor, bilmem ne yapıyor falan. Böyle yani yakışıksız yakıştırmalar yapıyoruz ya birbirimize. Bunlar nereden çıkıyor? Merdut hissiyat ise, sakin mülahazalar tevlid edeceğinden, yani mülahazalar şüphe yoktur. Yani merdut, reddedilmiş muhakemelerden çıkıyor. Sakin olmayan. Yani temelde ne düşünüyorsanız osunuz. Düşünce balon gibidir, içine girersiniz. Düşünce atmosferdir, onun dışında olamazsınız. Düşünceler su gibidir, içine giren kurtuluş yoktur. Öyle ıslanacaktır. Mümkün değil. O zaman ne olmak istiyorsan onu düşün. Düşünce güçtür. Hücre değişir mi? Vallahi değişir. Benim itikadım kanseri bile değiştirir. Duyguyla düşünce farklı mı abi? Birbirine benziyor gibi. Hayır. Tabii. Duygular mesela göz duygusu, işitme duygusu farklıdır. Sözlerde 20. sözde şey var. Diyor ki, İbrahim Aleyhisselam için mi söylüyor? Nefes kimin nefesi tesir etti? İsa Aleyhisselam. Ha, o bahsinde geçiyor. Diyor ki, benim için diyor, dünyayı terk edene ben ona iki tane şey verdim diyor. Dün akşam geçiyordu. Bak. Benim için dünyayı terk eden bir abdüme. Benim için dünyayı terk edene eline iki tane harika silah verdim. Cihaz verdim. Şimdi uygulayın. Benim için dünyayı terk edene vakıf olan ille değil. Vakıf zirvesidir. Ama öyle vakıflar var ki ahlaksızlık da yapıyor. Yani dershanede geçimsiz, ne bileyim ya, bir sürü hizmeti karıştıranlar da var yani. Onlardan umumiyetten bahsetmiyorum. Onlar tek tüktür. Yani niçin anlatıyorum? İçtimaiyatta olup öyle halis, kamil insanlarla, bunu vakıf olarak söylüyorum ha. Vakıf olarak. O kadar kamil hizmet eden var ki acayip bir şey yani. Yani illa
böyle dine hizmetçi deyince hemen aklın oraya odaklanır zannıyla onu yıkmaya çalışıyorum. Halistir adam. Orada bakma çoluk çocuğunun rızkıyla meşgul ama hakikaten halistir. Ustadın çoğu talebeleri böyledir. Hulusi abi de dahil. Zübeyir abi, Abdullah Yeni abi, Aytimur abi. Bak parmakla sayacağım başka. Ceylan abi. Ondan sonra bunlar yani. Bunlar bekar. Diğerleri evli. Diğerleri saymadıklar da. Şimdi anlatacağım ne anlatıyordum. Benim için diyor. Dünyayı terk eden, dünyayı Allah aşkına dünyayı terk etmek kolun bağla falan değil. Dünyanın üç yüzü var. Bir, Esma-i Hüsna'nın tecelligahıdır. Kitap gibi okuma yöntemi, mesleği Risale-i Nur'la kainata bakmak. İki, ahiretin mezrasıdır. Ahiretine yatırım yapıyor. Öyle görüyor, fırsat hali. Üç, nefsin melabegahıdır. Bu ehli dünyadır. Bu ikisi olan dine hizmetçidir, dünya terk etmiştir. Yani bunu terk eden ikisi. Ne? Ben ona diyor iki hassa verdim diyor. Bir, maddi ilaçların şeyi olan, şifası olan, onu bulsana doktor mühendis mi? Maddi ilaçların şeyi olan diyor, şeyi verdim diyor. Devaları verdim diyor. İkincisi bizi alakadar ediyor. Diyor ki, çok ilginç ama, çok acayip. Bir de diyor maddi ve manevi şifanın sebebi olan nefes verdim diyor. Nefes. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Nefes diyor. Nefese bak görürüz. 255. Bana sözleri getir veya oku. Oku abi. Cenab-ı Hak şu ayetin lisanı işaretine manen diyor ki hizle oku. Ey insan benim için dünyayı terk eden bir abdüme iki hediye verdim. İki hediye verdim. Biri manevi dertlerin dermanı, biri de maddi dertlerin ilacı. Biri ver bakayım abis. Aşağıda mı? Evet abi sağ ol. Tam nerede? İsa Aleyhisselam yazıyor orada sağ altta. En altta mı? Evet. En altta niye göremiyorum? İsa Aleyhisselam nasıl ki ahlakülü orayı mı? Evet. Orası uzun olur. Aşağıda ey insan diye başlıyor. Ha ey insan. Dur bulayım. Aşağıdan beşinci satır. Beşinci satır. Bir, iki, üç, dört, beş. Ey insan. Benim için dünyayı terk eden bir abdime. Çok önemli ha. İki hediye verdim. Şimdi de öfürükçü derler ha Nurcu yani bu kitap okuyan adam. Biri manevi dertlerin dermanı İsa Aleyhisselam'a vermiş, dünyayı terk etmiş. Biri manevi dertlerin dermanını vermiş. Biri de maddi dertlerin ilacını vermiş. İşte ölmüş kalpleri nuru hidayette diriltiyor. Yani bir, o nefes şuymuş. Kur'an ile değil. Bir gelmiş ölmüş bir kafa, kalp, ruh. Yani böyle kafir, solcu, fasık, gafil. Gelmiş derse. Bir ders yapıyorsun. Bir nefes veriyorsun. Yani bir mana yüklüyorsun. Bir ders yapıyorsun. Adam diriliyor. Bu olmakla beraber şifayı da söyleyecek. Ölmüş gibi hastalar dahi bak ölmüş gibi hastalar var ya cinlik hastalar. Buhran geçiriyor, panik, çıldıracak. Ölmüş gibi hastalar dahi onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor. Gördün mü? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Okuduğumu şimdi uyguluyorum. Ölmüş gibi hastalar dahi onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor. Sen de benim eczane hikmetimden her derdine deva bulabilirsin. Çalış bul. Elbette, çünkü çalış bul, elbette ararsan bulursun. Bulana itiraz ediyorsun şimdi. Bulana itiraz ediyorsun yani. Sen bir adama Ahmet'e, Mehmet'e kızıyorum, tenkit edeceğim diye Risale-i Nur'un gizli mana hakikatinin çıkmasını istemiyorsun. Tıkıyorsun onu baraj duvarı gibi. Risale-i Nur'un bu manası anlaşılmasın diyorsun.
Sen Risale-i düşmanı mısın? Söylesene onu, açık söyle. Ben Risale-i Nur mana mertebesine karşıyım. Ne anlaşılıyorsa odur. Lugat manası odur, başka manası yoktur. Bunu mu iddia ediyorsun? Senin anladığın gibi mi anladı ustad? Ölünceye kadar okudum okumadım Risale-i Nur. Okudum diyor. He? Peki, benim anladığım gibi ustad anlasa bir de okuyabilir mi? Kendisi diyor ki, Risale değil, Kur'an hakkında söylüyor. Okudum diyor, öyle latifelerim ülfet etti diyor. Daha diyor haz almadı diyor, hatırlıyor musunuz mektubatta? Bir tane latifem var ki diyor, o usanmadı. E Kur'an böyle olursa Risale-i Nur nasıl usanmazsın? Öyle diyor mu demiyor? Ben mi çıkarıyorum bunları? Yani değil Risale-i Nur arkadaşlar, Kur'an'a karşı ülfet var, usanma var, nefretkârane uzaklaştırma var. Lemalarda söylüyor. Nefret ediyor. Nasıl eder? Zikirde nefretkârane uzaklaştırıyor diyor. Bu Müslümandan bahsediyor, kafirden değil. Müslümanı anlatıyor. Kafir zikretmez ki. Kalben ubudiyetine, lisanen zikrinden nefretkârane uzaklaştırıyor. Bu muhatabı Müslümandır. E peki, bir latife diyor, usanmadı diyor. Hatırladınız ya. Ha şimdi arkadaşlar, sen de çalış, bul diyor. Bulursun. İşte beşerin tıp cihetindeki şimdiki terakkiyatından çok ilerideki hududunu. Şimdi tıp bir şey yapamıyor. Adam geliyor, mesela benim başıma oldu. Hakikaten o kadar acayip ders yaptık şeyde, Hopa'da. Çok karabalık açılıştı, bilmem neydi. E tabi göz oluyor. Ustada göz oluyor da onun için şu anda söylüyor. Nazar bana dokunur diyor. Aşırı adavet, aşırı muhabbet. Ulan nerede falan. Adavet de gözdür. Aşırı muhabbet de gözdür. Ve dokundu. Acayip başıma ağrıyor. Ben size anlatıyorum bak. Realiteden bahsediyorum. Yalan mı söyleyeceğim size? Çok fenayım. Okudum falan geçmiyor, zor. Baktım bir rahatladım. Neyse dedim ya ben dershaneye gidince... Bir kendim okuyayım. Hizb-ül Kur'an hemen. Aklım fikrim dershaneye bir gitsem de Hizb-ül Kur'an okusam. Anladım, başım çatlıyor. Fakat o anda havuz telefon etti. Dedi ki, ben falan yerdeyim dedi. Tamam. Araba bulamadım dedi. O müsait misin dedi benim. Çaylı'dayız yani. Ha havuz hemen geliyor, ben de sana gelecektim. Onun için gitmeyecektim yani böyle. Gittim onu aldım, yanıma koydum. Havuz dedim ya, da arabayı durdurdum. Aynen anlatıyoruz. Çok fena dedim, galiba nazar oldu bana, dokundu, çok ağır. Orada bazılarına şey yaptım, çok şey yaptılar. İki şu var, hem nefret de var, hissediyor, nefret ediyor adam, taassubundan dolayı. Nefret eden var, acayip yeni gelenler var, acayip hayran hayran bakıyor yani. İlk defa Allah'ın ispatını belki duyan var Hopa'da. Dedim ya iki tane zıt, iki tane şey zıttan gelen şu var, çok iki tarafım da yanıyor şuralar. Dedi ki, koy dedim. Ayet-i Kürsi okudu. İnan, hiçbir şeyim kalmadı. Ne diyor burada? Niçin söylüyorum? İşte beşerin ilaç noktasında değil, tıp cihetindeki şimdiki terakkiyatından çok ilerideki hududunu şu ayet çiziyor ve ona işaret ediyor ve teşvik yapıyor. Bir de teşvik yapıyor Kur'an. Ve ustad da koymuş. Sen de karşı çıkıyorsun. E bende yok o meziyet, onda yok ama onda var. Bende yok kardeş, hakikaten yok. Onda da yok, sende de yok. Ama bu kardeşte var. Niye tenkit ediyorsun? Sen bir daha söylüyorum. Risale-i Nur, nurcu musun değil misin ya? Sen Risale-i Nur mana mertebesine inanıyor musun, inanmıyor musun? Hayat kitabı olup olmadığına inanıyor musun? Bak diyor, ne yap? Şu ayet onun hududunu çiziyor, ona işaret ediyor, teşvik yapıyor. Ben mi uyduruyorum bunları? Hatta diyor, bu ruhanilerle görüşmek istersen diyor, şu ayete müracaat et diyor. قُلْ اُحُيَ اِلَيَّ نَسْتَمَنَا فَرَمِنَا جِنِ فَقَالُوا نَسِمِنَا قُرْآنًا acaba. Hatırladınız? Cin suresinin başındaki ayetleri koymuş. Aman bak cin ayetini okudun. Ulan en büyük cinci Allah'tır ya. Tövbe estağfurullah ulan. Günah mebanı başına olsun senin yani böyle. Adam kızdırıyor böyle. Böyle bahsettin. Ulan cin suresi var ya Kur'an'da. Allah Resulü'nün dünya kadar cinler hakkında hadisi var. Risale-i Nur onlar hakkında bir... Mesela Celal abinin hatıralarına şeye kadar ya 29. sözde eğer diyor görüşmek istersen diyor görüşmek istersen gir onlara diyor. Ama şu ayetin suruyla gir içeri. Ulan bir girsek hepten demek ki biz iş yapacaklar. Hatırladınız o ayeti? Çok itiraz edildiği için biraz bakayım diye göstermek istiyorum, tamam.
Ya Rabbi, ben ne yapacağım bu şeylerde, nefsimin şerinde, kendimi de müdafaa ediyorum, keşke etmeseydim, ne güzel adam olacaktım da. Kendimi müdafaa ediyorum, hayır. Bunu yapan, ben yapmıyorum ki zaten. Bunu yapan kardeşleri tenkit etmeyin. Nerede, tam 29 sayıda görüşmek istersen diyor. Ha şurada, sayfa 514. Eğer cinnilerle görüşmek istersen, görüşmek istersen diyor. Kuluhiye ileyye ileyye enne ustama nafar minel cinni, surlu süreye gir, onları gör, dinle ne diyorlar. Onlardan ibret al. Bak diyorlar ki, inna semina Kur'anen acaba yehdi ila rüşdi fe nebih ve la nüşike rabbina ahada diyorlarmış. Nerede mi diyorsun ustad, kendisi girmiş. Ustad demiş ya Celal abiye, Barla'da çayını karıştırırken o şey Barla tahtalevde kaşığı düşüyor aşağıya. Şu Ceylan abinin adresi ne diyor? Ben de koştum alayım çay kaşığını alayım diye. Pat diye orada gel buraya keçeli demiş. Siz misiniz benim talebem demiş. Aynı şey şeyde de olmuş. Çam Dağı'nda ekmeği yuvarlanmış. Gidip alayım ki bakmış yanında ekmek orada. Siz misiniz benim talebem diye gitti getirdi adam. Cinlerden ustanın talebesi var. Bir sürü talebesi var. Ya size bir şey söyleyip şaşıracaksınız. Allah Resulü diyor ki her doğan insanla bir cin doğar. Senin bir cin zaten var otomatik. Resulullah söylüyor. Seninle namaz kılıyor, sen tek değilsin. Sana teşvik ediyor hayırları. Hep böyle sana teşvik ediyor. Bir Müslüman bir odada, kadınsa kadınlar, erkekse erkekler. Ondan sonra bir odada erkekse kadın erkek ikisi mutlaka arkanda ordular gibi dolup namaz kılıyorlar arkanda Müslümanlar. Ne korkacaksın? Müslümandan korkulur mu? Ya abi falan. Ulan içinde şeytan var. Onda niye korkmuyorsun? Esas o. Şeytan var. Allah Resulü diyor ki içinizde kan dolaştığı gibi şeytan dolaşıyor. Diyor mu demiyor mu? Böyle değil midir? Ulan şeytan imansız eder. Cinler etmez, öyle bir şeysi yok. O da bizim gibi imtihana tabidir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُ Cinleri ve insanları bana imtihan, yani ibadet için yani. Yani arkadaşlar ne olur biraz muhakim olacak. Bak şimdi nefese bak, nefese. Ya nereden çıktı bu nefes? Tipi tipten çıktı sevgili kardeş. Nefes buradan çıkmış. Ölmüş gibi hastalar dahi onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyorlar. Sen de benim eczane hikmetimden her derdine deva bulabilirsin. Çalış bul. Bulmadın. Sende yok o mezhet. Bende de yok hakikaten. Yok yani ama ilmi var bende. Burada olduğunun ilmini söylüyorum. Bunun dışında değil. Ama onda var. Hafız koy elini. Elbette niye? Kemiğe temas edecek diyor. Ya dabetul arz üç tane değil mi? Dişinden tırnağına ve kemiğine yerleşir. Tabii. Ondan sonra ne yaptı? Elbette sen bak çalış bul. Elbette ararsan bulursun. Ne yapacağım peki? İşte beşerin tıp cihetinde yanaşamıyor. Tıp buna varamıyor. Tıp ne yapacak? Bir sürü ilaç verecek. Serum takacak. İşte beşerin tıp cihetindeki şimdiki terakkiyatından çok ileriki hududunu çiziyor. Hududuna şuaya çiziyor ve ona işaret ediyor ve teşvik yapıyor. Aslan Risale'ymiş. Kim tenkit ederse etsin. Risale'dekileri okuyor. Ne olur ben Risale'nde yok da ben uyduruyorsam hakkım olsun bana tekzip yapmasanız. Beni kurtarın ahiret mesuliyetinden. Külliyat olmayan bir şey söyledim. Ama külliyattakini söylediğimi niye söyledin diye itiraz ediyorsan hiç kusura bakma. Bu tenkidin bana değil bende gözüküyor ama külliyatadır. Risale-i Nur'un sadakatınadır. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinedir. Ustadadır. Papaza kızıp orucu bozulmak gibidir. Ben bunu ortaya koyuyorum. Buraya teşvik ediyorum. Buradan gösteriyorum. Ya ne diyecek? Tarikatçidir. Metsuptur. Cincidir. Aynı zamanda şeytancı. Onu demiyorlar yani. Çünkü şeytanla meşgul olduğum kadar cinle meşgul olmamış cin mevzuları. Şeytanın psikolojisini kısmen çözdüm. Lugatta yanlış oldu ortaya çıktı büyük lugatta. Vehime bakın lugata. Yoku var, varı yok gösterendir diyor. Hayır. Vesveseye de bakın, tarife aynıdır. Yoku var, varı yok gösteren vesvesedir. Yanlış. Nasıl yanlış? Şeytan, Adem alemleri hesabına çalışıyor diyor şualarda. Öyle mi? Adem.
Yani varlığım Adem'e atıyor. O zaman şeytanın mantığı ve kuralı şöyle işliyor. Varlıktan Adem'e atıyor mev. Abdestli olana, imanlı olana, sihatli olana gelir. Abdestin yok, imanı yok, hastasın. Yoksa abdestsiz olana abdestin yoktur demez, gider alır diye. İmansız, imanı var mı ya, imansızlık çok kötüdür falan demez, gider iman eder diye. Kime gider? Abdestli olana der ki, varı Adem'e atacak ya, vücudu Adem'e atacak. Diyor ki ona, abdestin yok ha. O zaman eğer bir şeyde imandan, imanından şüphe geliyorsa, namazım oldu mu diyorsan, abdestim oldu diyorsa, Allah kahretsin, doğruyu söylüyorum sana. Abdestli olduğuna, imanlı olduğuna tapudur o vesvese. Çünkü vesvese şeytan varın üzerine mantığını kurmuştur. Yani olmasaydı sana bunu demezdi. O zaman hangi sahada vesvese geliyorsa o onun tapusudur vesvese. Çünkü şeytan Adem alemleri hesabına çalışıyor. Vücudu Adem'e atmaya çalışıyor. Yani var üzerine kurulmuş. Şeytan olmayanı var göstermez. Varı yok gösterir. Mantığı budur. Ha, gel vehime. Bu şeytan kalbiydi. Vehime gel. Vehim ise yoku var gösterir. Varı yok göstermek değil. Varı yok göstermek şeytanın işiydi. Vehim ise yoku var gösterir. Çünkü bir behre diyor değil mi? Safsata. Ve tasavvur için. Vesvese, vehim. Bir behre ve safsata diyor. Şeyde, sözlerde. 710, 704 mi, 706 mı neydi? Ha nedir o? Var safsata olmaz, bir behre olmaz. Yok safsata ve bir behredir. Onun için vehim ve yoku var göstermesinden dolayı safsata ve bir behredir. O zaman vehim yani dima yoku var yapmaya çalışan vehimdir. Dimadadır, tasavvurdadır. Vesvese ise kalbidir, kalbin etrafındaki lümen şeytanidir. Varı yok gösterir. Dimadaki vehim ise, tasavvurdaki vehim ise yoku var gösterir. Çapraz böyle. Bak böyle çapraz. Lugatta gidin, vesveseyle vehim aynı tanım diyor. Küllat böyle değil. Mesela illeti tameye bakın lugatta. Lugatta ve ders yapanlarda, ben de dahil senelerce, illeti tameyi tarif şöyledir. İlle-i maddiye, ille-i gayiye, ille-i failiye, ille-i suriye. Bir araya gelirse illeti tame olur. Vücud-ı ilimden vücud-ı hariciye çıkar mahluk olur. Külliyata göre bu yanlıştır. Külliyata göre nedir? 400 kaçtı Kader Risalesi'nin ikinci sayfası. Bu sayfa değil, bu sayfada. İlleti tame, lüzum, vücub, zaruret bir araya gelirse illeti tame olur diyor. Vücud-ı hariciye çıkar diyor. Risale-i Nur'a göre illeti tame üçtür. Lüzum, vücub, zaruret. Ne demek onu? Ayrı bir konu. Bunlarda ne diyor? Şimdi bunu karşı geliyorsun, itiraz ediyorsun. Peki ben sana orada gösteriyorum. Benim şahsımda külliyata hücum yapıyorsun. O zaman diyorsun ki yani Risale-i Nur'un bu mana mertebeleri çıkmasın ortaya. Sen düşmanlığın bana değil. Gizliden gizliye Risale-i Nur'a düşmansın. Hani biraz önce bir yer okudum. Bir yer okudum. Diyor ki bizim kim olduğumuzu hadiselerle Allah bize gösteriyor. Sen böyle bir tip kulsun diyor. Sen nasılsın? Görmek mi istiyorsun? Bizim kim olduğumuzu hadiselerle Allah bize gösteriyor. Sen Risale-i Nur'un düşmanısın. Olur mu ya ben onun hizmetindeyim? E mana mertebesini inkar ediyorsun. Mana mertebesi yoktur diyorsun. Sırf nüfus kağıdı vardır diyorsun. Ben mesela beni sokakta bir nüfus kağıdım düşse benim. Cilt no, sayfa no, hane no, ana baba. Benim varlığımı bildin. O ben miyim? Beni ne yapar? Varlığımı söyler. Tanımlayamaz, ifade edemez. Ya beni nereden bilecek ruhsal yapımı? Ha şeyler ise lugatlar kişinin nüfus kağıdı gibidir. Babı nedir? Nereden gelir? Mastar mıdır? İsmi fail midir? Tamam? Bu maziye mi bakar? Hale mi bakar? Geleceğe mi bakar? Üçünü birden mi alır? Bu. Ama onun mana mertebesi ifrat, tefrit, vasat, dimadaki, kapteki ve fiildeki yansımaları. Bu 9 mertebeden izah edeceksin. Bu bitmiyor. Biraz da götürelim ileri Risale'nin. Hu evvel midir? Huvel evveluhu, ahiruhu, zahiru, batını mıdır? Bu mudur? Yani ne? İyi niyetlilere anlatmak istiyorum bunları. Onun için kendimi yırtıyorum. Yoksa bunu yapana bunları demem. Cahil cuhela gitsin.
kabire böyle gitsin. Ben o saf temiz dimaları anlatmaya çalışıyorum. Onun için bu şeyim o, halim o. Yani sen kardeşim bana bakma. Eğer ben bir yer gösteriyorsam oraya bak, git oraya bak. Allah aşkına oraya bak, var mı yok mu? Senelerden beri bizi oyaladılar. Mahvettiler. Taassup bir şey oldular. Her nereye elim, kolum bir tanesi girmiş delikanlı, okulda, lise, şurada. Buraya oturduk, çay içtik, tamam. Ondan sonra artık onun meşrebi din olmuş. O meşrepten çıkmak, dinden çıkmak gibi bize empoze ettiler. Tramva olmuş yani, din gibi olmuş. Cemaat bize din olmuş ya. Senelerden beri bağırıyorum, bağıracağım. Nurculuk din midir? Tarikatçılık din midir? Süleymancılık din midir? Mahmud Efendicilik din midir? Çıktı adam. Tamam gittin canım. Nurculuktan çıktın, oldun, dinden çıktın. Süleymancılıktan çıktın, dinden çıktın. Yok kardeşim ya. Dava birdir. Dava İslam'dır. Nurculuk, tarikatçılık, dava içinde buhrandır. Bir de nurculuğun içinde meşrep var. Kurdoğlu var, Suffa var, Hamidiye var, Yeni Asya var, Meşveret var, Sungur abi var, Hamidiye var. Tamam. Şimdi girdim bir tanesine bir vesileyle okulda arkadaşı götürdüm. Arkadaş nasıl olduysa gittim. Öyle bir elbise giydiriliyor, öyle tramvalar bir şey öğretiliyor ki bu meşrebin dışında yanlış hepsi. Hepsi sadakatsız. Allah Allah. Bir abiye gidiyorum, ben büyüttüğü abi. Onun da şey, ya insanlık bitti diyor, kalite yok diyor, daha bir gerek yok diyor. Dersi de bıraktı yani bu psikolojiden. Şimdi ders de yapmıyor. Yani kime yapacağım diyor. İnsan yok ki diyor, kalite yok diyor. Şimdi ders de yapmıyor. Bu hastalık. Nasıl yok? Allah Resulü hadisi var. Hadis-i şerif var. Diyor ki, her şey bitti, yok oldu, ta kimse yok diyen kendisi bitti diyor. Ya peygamber bir ya. Anlattı, dinleyen yok. Anlattı, dinleyen yok. Ondan sonra çekip gitti, Allah'ta attı aşağıya. Sen niye gidiyorsun? Hangi peygamberdi? Lemanlarda geçiyor. Yunus Aleyhisselam. Sana ne ya? Sen dinler mi dinliyorsun? Anlat kardeşim. Dinler. Tenkit eder. Bana etmiyorlar mı? Küfür etmiyorlar mı? Küfür de yapıyorlar. Lanet de söylüyorlar. Risale-i zarar veriyor diyenler de var. İslam'a zarar veriyor diyen de vardır ya. Şahsım itibariyle, şahsıma yapılan bütün her şeyi hakkımı zaten helal ettim ediyor. Ama benim şahsımda Risale-i Nur'a ve Kur'an'a ve İslam hizmetime, bu hizmete zarar veriyorsan onu sahibine havale ediyorum seni. Benim şahsımda çıktı, şahs hukuk değil o. Şefkat tokatlarında yazıyor zaten. Onu affetmedi Kur'an diyor ustad. Benim şahsıma olanı affettim diyor. Şahsi itirazını. Ama benim şahsımda gözüken Risale-i Nur avucu, o zaman Risale-i Nur onu diyor affetmedi diyor. Değil mi? Şimdi niçin şey yapıyorum? Çok önemli bakın o yer. O bir tespittir. Kaçtı sayfa? Bir daha söyler misiniz? 255. Nefesi diyor. Bunda mahrum etme Müslümanı ya. Yapma. Hem maddi ilaç diyor hem nefes diyor. Ve tıp var ya şu anda sunduğu size işte lazerdir bilmem nedir, meyir bilmem röntgendir şu ilaçları. Ondan daha ileri hududunu çiziyor diyor. Neyle? Nefesiyle. Nefes bak şu ilaç şuradan alınıyor. Dinliyor musun? Şuradan alınıyor. Ottan alıyor. Yani kalsiyum, magnezyum, uranyum elementlerden alınıyor. Peki nefes elhamdülillahi rabbil alemin. Bu nefesin içinde ilaç imandan geliyor, ruhtan geliyor, histen geliyor, itikattan geliyor, ilimden geliyor. Onu taşıyor beni oraya. Kur'an'da ne varmış? Kur'an içerisinde kelam ilahide ilim, irade, kudreti tazamun eden kelam ilahi. 433 sözler. Yani Kur'an okuduğu zaman kişi veya karşıya Allah'ın ilmi, iradesi, kudretini aktif ediyor. Herkes de mi? Hayır, inandığın kadar. İlim, irade, kudreti tazamun eden kelam ilahi diyor. Bu nereye biliyor musun? Bakın. Buradan kalsiyum geldi. Buradan elhamdülillahi rabbil alemin. İmanım, hissiyatım, teslimiyetim, anlayışım, bilgim kelama yüklendi. Karşıyı gidiyor, oynatıyor. Daha ileri hududunu böyle çiziyor işte nefesiyle. Mesela kafir birisi geldi veya kafasında sorular var bir sürü. Abi ya ben vesveseden kurtulamıyorum. Bir vesvese dersi yapıyoruz veya bir iman eders adam düzeliyor ve imana geliyor ve düzeliyor. Onun düzelmesini eczaneden hapla yapabilir misin?
İşte nefese bakın şimdi. Yani nefesiyle öfürmek değil. Ona bir şey anlatmak. Adam zındık. Adam gafil. Adam Müslüman vesvesesi var. Adam Müslüman psikolojisi bozuk. Bir nasihat ediyorsun, bir şey anlatıyorsun böyle. Of be abi ya. Allah razı olsun diye. Diyen yok mu? Adedi belli değil. Peki aynı neticeyi sen gittik eczanedeki eczacı bey ve eczacı hanımefendi. Vallahi böyle bir yere gitmiştim ya. Çok acayip bir şeydi. O abi de vefat etti. Onun tesirini bana verecek bir hap versene. Kap olur mu? O nefesin yerini tutacak kap var mı? Daha ileri diyor. Tıbbın daha ilerisini diyor, hududunu çiziyor. 255. Şimdi söyle abisim, özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi bu şekil, bu tedavisi abi, yani hasta olmamak için de, hasta olduktan sonra bu. Demek ki duyduğumuz diğer şeyler de o içimizdeki hastalıklı aktif ediyor. Yani o menfi şeyler, aferin, onlar ortaya çıkıyor. Vay be. İfade. Çok acayip bir şey dedi işte. Şimdi bunu duyduk, biz rahatladık en azından, değil mi bunlar? Ya peki bu şekilde müsbeti anlattım, duydunuz, rahatladınız vesaire. Bir de bunu tenkit edenlerin sözünü duysanız. Öyle bir şey yok ya, nereden çıktı ya? Bu ne ufuruk pufuruk? Bunu zındıklar çıkartmış, kemalistler çıkarmış başta. Müslümanın ağzına o verdi. Peki bunların olumsuzlukları, tenkitleri, eleştirileri de sana aynı anlattığımın tersi gibi zarar veriyor. Onun için Risale-i Nur'a sadık olmayan, laikalara sadık olmayan, bir de onu söylüyorum. Bakın bir de söylüyorum. Ben bugün varım, yarın yokum. Size evvel ve ahir söylüyorum. Sözüm şu. Bu istifade ettiğim şeyle. Ahirette mesul olmayayım. Laikaları tutunan, laikalardan ders yapıp tevil etmeden sari. Sari ifadeler tevil edilmez. Tevil edilirse tevil edilmeyecek bir şey kalmaz. Laikalara göre hareket edene Allah rızası için onları bırakmayınız. Laikaları kale almayıp, laikaları okusa bile ona göre amel yapmıyorsa Allah rızası için orayı terk ediniz. Laikaları terk edeni terk ediniz. Laikaları terk edeni terk ediniz. Nurculuk adına. Laikalara göre hareket edene sahipleniniz. Bu vazifedir. Şurada bir cümle var zannediyorum, onu da bitireyim. Efal ihtiyarı okuduk. Yaptığın bir şeyden bir şey bekliyorsan onun içine kendini koydun demektir. Eğer Allah'ı koysaydın bir şey beklemezdin. Eğer yaptığınız bir şeyden bir şey bekliyorsanız onun içine siz varsınız. Eğer o yaptığın şeyden bir şey beklemiyorsanız yaptığınızın içinde Allah vardır. Başka? İçinde geçen kötülüklerden değil, onların yanında olmaktan kork. İçinizden geçenlerden korkmayın. Onların yanında olmaktan korkun. Mesela kafirlikten korkma. Bir sürü şeyce. Kafirlerin yanında olmaktan kork. Başka? Hakkınızı da bilin, haddinizi de bilin. Haddini bilmeyenler sizin hududunuza tecavüz ediyor. Hakkınız paymal ediliyor. Sizin bu dersleri bilme hakkınız vardır. Yok mudur? Ecem? Evet, hakkın yok mu kardeş 255'i bilmeye? Nefesin böyle olduğunu bilme hakkın yok mudur? Hakkınızı bilin ki haddinizi bilirsiniz. Haddini bilen hududunda kalır. Haddini bilmeyen hududunu aşar. Atladığım bir şey var mı? Yoksa keseceğim. Ondan sonra burada kesiyorum. Tamam. Peki. Vahir davahum. Enilhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.